Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiiller, eylemler konusu. Çekimli fiilden başlayalım. Çekimli fiil bir işi, oluşu, hareketi, kılışı ya da durumu kişi ve zamana bağlayarak anlatan sözcüklere çekimli fiil deriz. Çekimli fiilde zamanı ve şahsı sağlayan unsurlar da kip ve şahıs ekleridir. Fiilin en temel özelliği o eylemi yapan bir kişisinin ve yapılma zamanının bulunmasıdır. Bir fiili çekimli fiil diyebilmemiz için gerekli olan formülümüz fiil kök ya da gövdesi artı kip ekimiz artı şahıs ekimizdir. Bunların toplamında bizim çekimli fiilimizi elde etmiş oluruz. Örneğimize bakalım. Okuyorum diyorum. Oku fiil kökümüzdür. Yor kip ekimizdir. Um şahıs ekimizdir. Bundan dolayı da artık bu çekimli fiil olmuştur. Kurutacaksın dediğimde kurut fiil kökümüzdür. Acak kipekimiz, sın şahıs ekimiz olduğundan dolayı yine çekimli fiildir. Bakarız dediğimde bakmak bizim fiil kökümüz. Ar kipekimiz, ız şahıs ekimizdir. Bundan dolayı da çekimli fiil olmuştur gelmeliler diyorum. Gel fiil kökümüzdür. Meli kip ekimiz. Ler şahıs ekimiz olduğu için yine çekimli fiil olur. Uyarımıza baktığımızda cümledeki fiilimsiler veya mastar halindeki fiiller çekimli fiil olarak kabul edilmez. Alıp başımı buralardan gitmek istiyorum demiş. Burada gördüğünüz gibi ıp ekimiz bizim zarf fiilimizdir. Gitmek Peki mek ekimiz bizim mastar ekimizdir. Evet biz bu fiilimsi olan eklerimizi çekimli fiil olarak kabul edemeyiz. 2. anlamına göre fiiller diyoruz. Fiiller anlamına göre kılıç, durum ve oluş fiilleri olmak üzere üçe ayrılır. O zaman kılıç fiillerinden başlayalım. Kılıç fiilleri nesne alabilen eylemlerdir neyi, kimi sorularından birine cevap verir. Fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı olur. Ve öznenin iradesiyle yapılabilen fiillerdir. Özne, nesne üzerinde bir iş gerçekleştirir. Söylemek dediğimde ne diyoruz? Onu getirebiliyoruz ve anlamlı oluyor. Onu söylemek, bilmek dediğimde onu bilmek, onu anlatmak, onu sevmek ve onu okumak dediğimde arkadaşlar hepsi anlamlı bir hale geliyorsa yani bunların hepsi nesne alabiliyor. Bu yüzden biz bunlara kılıç fiilleri diyoruz. Diğer bir başlığımıza baktığımızda durum eylemleri arkadaşlar. Durum eylemleri Nesne alamayan eylemlerdir. Neyi kimi sorularından birine cevap vermez. Fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız olur. Kişinin o anki durumunu bildirir arkadaşlar. Bakalım. Uyumak diyorum. Peki onu uyumak dediğimde anlamlı oluyor mu? Hayır, olmuyor. O halde bu bizim durum fiilimizdir. Dinlenmek diyorum. Onu dinlenmek dediğimde anlamlı oluyor mu? Olmuyor. Bu da bizim yine durum fiilimizdir. Oturmak dediğimde aynı şekilde durum fiilidir. Kalkmak dediğimde aynı şekilde yine durum fiilimizdir. Bakmak dediğimde bakmak diyorum. Onu bakmak dediğimde anlamlı olmuyorsa bizim durum fiillerimizdir. Ne dedik? Kılıç eylemlerimizde nesne alabilir. Neyi? Kimi sorularına cevap bulabiliriz ama durum fiillerinde nesne alamaz diyorum arkadaşlar Devam ediyoruz. Oluş fiillerinde ise arkadaşlar nesne alamayan eylemlerdir. Neyi kimi sorularından birine cevap vermez. Fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız olur. Bir durumdan başka bir duruma geçişi, değişimi bildiren fiillerdir. Öznenin iradesi dışında gerçekleşir. Yani oluş fiilleri dediğimiz zaman aslında kendiliğinden olan fiillerdir bunlar. Bakalım büyümek diyorum uzamak, yaşlanmak, kızarmak, çürümek. Bunların hepsi doğa tarafından olunan, kendiliğinden olunan fiillerdir. Evet, bir diğer başlığımıza baktığımızda fiillerde kişi diyorum. Fiillerde kişi, fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun kim tarafından yapıldığını belirten eklerdir. Örnek verelim. Bugün bir saat kitap okudum diyorum. Evet gördüğünüz gibi buradaki bizim M ünsüzümüz. Yani bu okuma işini kimin yaptığını bize anlatıyor zaten. Burada okudum derken birinci tekil kişi ben. Yani benden bahsediyor. Memleketten dün akşam döndük diyorum. Evet burada gördüğümüz ekimiz ne diyor? Memleketten dün akşam biz döndük demek istiyor. Burada birinci çoğul kişi biz anlamı vardır. Bakalım kişi eklerimize, fiil kiplerimize ve örneklerimize bakalım. Birinci tekil kişi için ben dedik. Yani geldim ya da yine birinci tekil kişi için ben dedim, ben okumalıyım diyorum. İkinci tekil kişi eki için sen dediğimde geldin diyorum. Sen geldin ya da sen okumalısın. Üçüncü tekil kişi o geldi, o geldi, o okumalı diyorum. Birinci çoğul kişiye biz diyorum, geldik, biz geldik, biz okumalıyız. İkinci çoğul kişiye baktığımızda siz, yani siz geldiniz diyorum, siz okumalısınız. Üçüncü çoğul kişiye baktığımızda onlar diyorum, geldiler diyorum, onlar geldiler. Ve okumalılar dediğimde onlar okumalılar şeklinde olur. Evet, fiillerde kip başlığımızla devam ediyoruz. Fiillerde kip, eylemin gösterdiği kılış, durum veya oluşun zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıplarına kip adı verilir. Türkçe'de kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. O zaman başlayalım. A- Haber kiplerinden başlayalım. Zaman anlamı taşıyan kiplere haber kipi deriz. 1- Şimdiki zaman ekinden başlayalım. Şimdiki zaman eki eylemin söylendiği anda yapılmakta olduğunu bildirir. Nedir şimdiki zaman eklerimiz? Yor, makta, mekte, mada, mede. Örneğimize bakalım. Bahçedeki çiçekleri suluyor dedim. Evet gördüğünüz gibi yor ekimizi almış. Yani şimdi suluyor demek istiyor. Bu problemi bir türlü çözemiyorum dediğimde evet görüyorsunuz yine yor ekini almış. Şimdiki zaman ekimizi almış. 2 geniş zaman eki. Geniş zaman eki fiilin her zaman genellikle ya da bazen yapıldığını bildiriyor arkadaşlar. Neymiş eklerimiz? ar, er, ır, ir, ur, ür ve r ünsüzümüzdür. Bakalım yani biz bu işi genellikle yapıyoruz. Bu anlamı var geniş zaman ekinde. Akşamları kitap okurum diyorum. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Ben genellikle akşamları kitap okurum diyorum. Her yaz köyümüze gideriz. Ne demek istiyor? Zaten belli etmiş arkadaşlar. Her yaz köyümüze gideriz diyor. Her yaz gittiğini belirtiyor. Dünya Güneş'in etrafında döner. Evet, döner diyor. Yani dünya Güneş'in etrafında her zaman döner anlamını ifade eder. Gelecek zamana geldiğimizde gelecek zamanda henüz gerçekleşmemiş bir eylemi anlatıyor. Acak, ecek diyorum. Örneğe bakalım. Yarın hastaneye gideceğim. Evet, henüz gitmemiş ve gidecek. Burada zaten bir ecek ekini görüyorsunuz. İşe yarın başlayacaksın diyorum. Yine acak ekini görüyorum. Henüz işe başlamadığını söylüyor. Görülen geçmiş zaman ekinde ise söz eylemden sonra söylenir. Söz söyleyenin olaya tanık olduğunu ve olayın bildiğini anlatır. Bakalım. D, di, du, dü, t, ti, tu, tü eklerimiz bizim görülen geniş zaman eklerimizdir. Örneğimize baktığımızda dün tüm ödevlerimi bitirdim dediğimde evet di ekini görüyoruz. Ellerini güzelce yıkadı dediğimde d ekini görüyoruz. Bunlar bizim görülen geçmiş zaman eklerimizdir. Duyulan geçmiş zamana geldiğimizde arkadaşlar adı üstünde başkasından duyulma anlamı vardır. Geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Mış, miş, muş, müş eklerimiz bizim duyulan geçmiş zaman eklerimizdir. İstanbul'a dün epeyce kar yağmış diyorum. Bakın mış ekini gördüm. Yani ben bunu bir başkasından duydum anlamı var burada. Yağmış diyorum. Ben görmeyeli epey büyümüşsün diyorum. Yine müş ekimiz var burada. Bu da yine bizim duyulan geçmiş zaman ekimizdir. Evet, fiillerde kip dediğimizde ne dedik? Haber kiplerini anlattık. Şimdi dilek kiplerimiz var. Dilek kipi nedir? Bir dileği, bir isteği, tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Bakalım. 1. Gereklilik kipimiz. Gereklilik kipimizin ekleri arkadaşlar, -malı, -meli ekleridir. Söz konusu eylemin yapılması gerektiğini bildirir. Gereklilik kipi bazen olasılık anlamı da katar. Örneğimizde ödevlerini zamanında yapmalısın diyorum. Evet, malı ekini gördüm. Yani ödevini zamanında yapman gerekiyor demek istiyor. Daha çok çalışmalıyım dediğimde yine malı ekini gördüm. Gereklilik kipimizdir bizim. Aradığın kitap dolapta olmalı dediğimde ise Burada arkadaşlar ne dedim? Gereklilik kipi bazen olasılık anlamı da katar. Evet burada olasılık anlamı katmış. Aradığın kitap dolapta olmalı dediğimde. Bir diğer kipimiz ise istek kipidir. İstek kipi EA eklerini alır. Cümleye istek, dilek, temenni anlamı katar. Eğri oturup doğru konuşalım diyorum. Evet buradaki A'yı gördünüz arkadaşlar. Burada bir istek var. Tek zülfünü göreydim, bahtım siyah olaydı diyorum. Burada yine A ekini görüyorum. Yine bir istek kipi var. Diğer kipimiz ise arkadaşlar şart kipidir. Yani koşul kipidir. S sağ eklerini alır. Eylemin yapılmasının şart olduğunu belirtir. Örneğimizde ödevlerini bitirirsen dışarı çıkmana izin verebilirim diyor. Evet bitirirsen burada bir şart var değil mi? Ödevlerini bitirirsen dışarı çıkmana izin verebilirim diyor. Burada bir şart var. Bu akşam sinemaya gitsek dediğimde evet yine S ekini gördünüz. Burada da bir dilek var arkadaşlar. Emir kipi dediğimizde arkadaşlar eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir. Emir kipinin eki yoktur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kişi ekleriyle çekimlenir birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Birinci tekil ben, birinci çoğul biz. Evet bu eklerimizin arkadaşlar emir çekimi yoktur. Bakalım biraz acele edin diyorum. Ne dedim? Burada ben emir verdim değil mi? Siz biraz acele edin dedim. Bu konuyu sessizce dinleyin. Ne dedim? Siz bu konuyu sessizce dinleyin dediğimde emir kipi olmuş olur. Peki diğer başlığımız ise fiillerde olumsuzluk. Bütün fiil kiplerinde olumsuzluk ma me ekiyle yapılır. Peki bakalım olumlu, olumsuz ve türüne bakalım arkadaşlar. Olumlu cümlemize baktığımızda gittik diyorum. Olumsuzu gitmedik olur. Bu fiilin türü ise görülen geçmiş zamanın olumsuzudur. Yanmışız dedim. Olumlu. Yanmamışız dedim. Olumsuz. Duyulan geçmiş zamanın olumsuzu olur. Geleceksin diyorum. Gelmeyeceksin. Nedir? Gelecek zamanın olumsuzudur. Gelecek zaman eklerimiz neydi? -acak ek değil mi? Burada görüyoruz. Duysalar, duymasalar diyorum. Evet yine sağ eklerimiz var. Şart kipinin olumsuzu olur. Sevelim, sevmeyelim dediğimde evet e ekini gördük mü? Gördük. O zaman bu bizim istek kipinin olumsuzu olur. Okumalıyız, okumamalıyız dediğimde evet yine Malı ekini gördüğümüz için gereklilik kipinin olumsuzu olur. Bırak, bırakma dediğimde de emir kipinin olumsuzu olur. Şimdi burada bir uyarımız var. Geniş zamanın olumsuzu diğer kiplere göre farklıdır. Diğer kiplere olumsuzluk, olumsuzluk eki ma, me getirildiğinde zaman eki düşmez. Geniş zamanda zaman eki düşer ve birinci tekil ve birinci çoğul kişi haricindeki kişilerde olumsuzluk eki maz mez şeklinde kullanılır. Örneğimize baktığımızda uyarımızda ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Örneğe bakalım arkadaşlar. Gelirim gelmem diyorum. Evet geniş zaman eklerimiz bizim neydi? Ar, er, ır, ir, ir ve r. Peki gelirim, gelmem, geliriz, gelmeyiz diyorum. Fiillerde kip kayması. Fiillerde kip kaymasında eklerin de tıpkı sözcüklerde olduğu gibi temel anlamları vardır ve ekler de cümle içinde yeni anlam kazanabilir. Anlam kayması bir kipin kendi anlamı dışında başka bir kipin anlamını verecek biçimde kullanılmasıdır. Bakalım. Şimdiki zaman ekimiz yor. Biliyorsunuz, gelecek zaman kipi yerine kullanılabiliyor arkadaşlar. Örneğe bakalım. Önümüzdeki hafta senin yanına geliyorum diyorum. Evet, burada aslında yor bizim şimdiki zaman ekimiz. Fakat aslında bu eylem henüz gerçekleşmemiş. Önümüzdeki hafta senin yanına geliyorum dediğimde yani arkadaşlar geleceğim anlamında kullanılıyor ve gelecek zaman kipi yerine kullanılmış oluyor. Peki tekrar bakalım. Şimdiki zaman eki -yor biliyorsunuz. Geniş zaman kipi yerine de kullanılabiliyormuş. Akşamları mutlaka 2 saat kitap okuyor dediğimde evet görüyorsunuz yor ekini gördük kitap okuyor. Yani ne demek istedik biz? Okur demek istedik değil mi? Akşamları mutlaka 2 saat kitap okur anlamında kullanılmış. Peki, şimdiki zaman eki yor öğrenilen geçmiş zaman kipi yerine kullanılabilir. Yıllar önce savaş sebebiyle İstanbul'a bir gemiyle geliyor dediğim zaman evet yor şimdiki zaman ekini gördük. Fakat aslında burada ne demek istiyor? Yıllar önce savaş sebebiyle İstanbul'a bir gemiyle gelmiş değil mi? Evet. Öğrenen geçmiş zamanda ne vardı? Mış miş vardı. Şimdiki zaman ekine yine bakalım. Biliyorsunuz yor. Emir kipi yerine kullanılabilir. Derhal Derhal kitabını alıp bu odadan çıkıyorsun dediğimde evet your ekini gördüm. Burada ne demek istiyor? Derhal kitabını alıp bu odadan çık anlamında kullanılarak emir kipi yerine kullanılmıştır.